TV ekranlarına hoş geldiniz. Sağlık Onda programıyla karşınızdayız. Bu ay Ekim ayı, her yıl olduğu gibi meme kanseri farkındalık ayı. İlk programımızı bu konu çerçevesinde gerçekleştirmek istedik. Gerçekten önemli, başlık olarak korkutucu bir isim olabilir. Ama günümüzde hem gelişen teknolojiyle, sağlık teknikleriyle, hem hastaların yaklaşımlarıyla çok başarılı sonuçlar aldığımız bir konuyla karşınızdayız. Evet, meme kanseri son derece ileri, son derece canımızı sıkan, karşılaştığımızda inkar aşamasını geçtikten sonra kabullenmesi biraz daha zor olan bir konu. Ama inanın o kadar fazla hastamız var ki başarıyla sonuçlar elde ettiğimiz, sizler de gönül rahatıyla artık bir hipertansiyon, diyabet hastasıymışız gibi bahsedebileceksiniz. Gerçekten ileri teknoloji dedik. Eskiden kullanılan ilaçlar, uygulanan tedaviler hem halsizlik, hem yorgunluk, hem günlük yaşam aktivitelerinizi inanılmaz olumsuz etkilerken, şu anda gelişen akıllı ilaçlar, gen teknolojileriyle beraber bunların üstesinden geliyoruz ve tümöral dokunun çok daha minimalize edilmesini sağlayabiliyoruz. Tabii ki tıpta şuna çok dikkat edilir. Hastalık yoktur, hasta vardır. Her hastaya özel, onun şahsına, hastalığın ilerleyişine binaen uygun tedaviler verilmektedir. Tabii günümüzde erken tedavi ve tanı almak başarılı sonuçların birincil basamağıdır. Şunu unutmamamız lazım. Her 8-9 kadından biri meme kanseriyle karşı karşıya kalıyor. Hiç kanser olmamış, biz bütün kadınları göz önüne aldığımızda da %11 oranında potansiyel kanserle karşılaşma, meme kanseriyle karşılaşma riskimiz var. Bu çok önemli bir durum. Tabii şunu da göz ardı etmeyeceğiz. Klinik bulgulara baktığımızda her 150 kadından birinde muhakkak ya da şöyle diyebiliriz, 150 kadın klinikte meme seyahat tanısı alıyorsa bir erkek meme tanısı alıyor. Erkeklerde olma oranı kadınlara oranla çok az. Neden? Çünkü östrojen bağımlı bir tümör. Öyle seviyor ve o nedenle kadınlara ait bir hastalıkmış, sadece kadınlarda gelişirmiş gibi algılanıyor. Oysa ki nadiren erkeklerde de karşılaştığımız ciddi potansiyele sahip bir tümör. 2030-2040'lı yıllarda oranın çok daha artacağı söyleniyor. Bunun için şöyle bir risk faktörlerini tararsak gerçekten doğru bir şeyler yapmış oluruz. Nedir bizim risk faktörlerimiz? Tabii ki genetik yatkınlık her yerde olduğu gibi son derece önemli. Genetik yatkınlığımızla beraber yaşantımız, günlük yaşama nasıl baktığımız, çevre koşullarımız, neleri yiyip neleri içtiğimiz, İşimiz ve stres düzeyimiz çok önemli. Genetik faktörleri biz hep birinci sırada yer alırken çevre koşullarını ve diyeti ikinci sırada yer aldırmalıyız. Diyet derken Özden Hocam biz sürekli düzgün besleniyoruz. Yani hep bildiğim şeyleri yerim, hormonsuz gıda kullanırım, etime sütüme dikkat ederim ama yine de oluyor diyebilirsiniz. Yaptığınız diyet sizin vücudunuza uygun olmalı. Ya da bir dikkat edeceğimiz husus da kullandığınız diyette ekstra yardımcı maddeler kullanıyorsanız, hani şu çok revaçta olup bir ayda şu kadar kilo veriyorum, bu kadar bir şeyler veriyorum dedirten tarzda ilaçlar kullanıyorsanız bu tarz şeyler de sizleri tetikliyor olabilir. Diyet dediğimizde sadece yeme içme değil, kullandığımız bütün vitamin, destekleyici gıda takviyeleri ya da bilip bilmeden aldığımız takviyelerin tamamını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Lütfen buna dikkat edelim. Peki önemli bir husus daha, sedanter bir yaşam. Sedanter yaşam ne demek? Yani siz hiç hayatınızda spor yapmıyorsanız, hareket etmiyorsanız bu gerçekten sizin için sıkıntılı. Hastalığın tedavisi sonrasında da sıkıntılı. Neden? Biz evrelere göre değerlendirmeler yapıp evrelere göre sizlere tedavi metotları uygulayacağız. Bunları cerrah arkadaşlarım size büyük bir dikkatle ve özenle iletecek. Arkasından biz fizik tedavi ve rehabilitasyon olarak gelişen komplikasyon varsa onlarla beraber sizlere destek olacağız. Gerçekten bu önemli konuda sizlerin birincil yardımcısı bizler olacağız.
Sedanter yaşamda bizim için negatif durumlardan biri. Ben spor yapmayı sevmiyorum. Her zaman yürüyüş benim tarzım değil. Ama hiç mi evde normal eklem hareketleri yapamazsınız? Hiç mi evde kolunuzu, ayağınızı, bacağınızı hareket ettirmezsiniz? Çünkü bir yerleri silmek, toplamak, bunlara vücut egzersiz olarak algılamıyor. Bir şeyin egzersiz olarak algılanabilmesi için belli bir disiplin, belli bir ritim, belli bir sayı, belli bir gün ve belli bir düzen içinde olması gerekir. Bunları bu şekilde yapmıyorsanız gerçekten başarı oranımız düşecektir. Biz nerede karşılaşıyoruz fizik tedavide? Bir hasta meme kanseri olmuş, lenf nodülleri alınmış, kolunda şişlik gelişmiş ya da gelişmemiş. Ama benim o dokuyu operasyondan sonra rahat açmam, hani scar dediğimiz sertleşmiş dokuyu toparlayabilmem, kolunu rahat kaldırıp indirmesini sağlayabilmem için bazı egzersizler vermem ve fizik tedavi ajanlarını uygulamam gerekiyor. Sedanter bireyle, yani hiç egzersiz yapmamış bir bireyle, egzersiz yapmış daha sonra rahatsızlanmış bir birey arasında hem tedavinin basamakları arasında çok büyük farklar yaşıyoruz, hem de tedavinin vücuda geçişinde, size etkinliğinde çok büyük farklar yaşıyoruz. O yüzden lütfen normal eklem hareket açıklığınızı koruyacak düzeyde egzersizlerinizi yapınız. Kanserde bu 2 kat, 3 kat daha önem teşkil etmekte. Neler evre 1, neler evre 2? Biz gidiyoruz, kanser tanısı aldık, şimdi ne olacak? Eğer evre 1'seniz, doktorunuz sizden bir izlem isteyecektir. Yani diyecektir ki şu anda herhangi bir cerrahi müdahale yapmayabilirim. Yapmak istemiyorum. Sizin durumunuza göre, durumun ciddiyetine göre sizi izleyeceğim. 2-3 ay sonra takibinizi rica ediyorum diyecek ve siz o düzenli takiplere başvurmak zorundasınız. Eğer ipin ucunu baştan kaçırırsanız, ben de nasıl olsa bir şey yokmuş derseniz, sonrasında sıkıntı yaşama ihtimalimiz çok daha yüksek olabilir. Evre 2'de cerrahi artı izlem, radyoterapi kullanabilir, tercih edebilir doktorunuz. Yine durumun ciddiyetine göre. O zaman zaten belli bir disiplini almış ve durumun farkında olmuş oluyorsunuz. Evre 3'te kemoterapi, cerrahi, radyoterapi, bununla beraber komplikasyonlar geliştiyse komplikasyonlara yönelik rehabilitasyon programları, hepsi beraber gelmek isteyecektir size. Ve evre 4 olduğunda kemoterapi, izlem, takip programlarının verdiği sonuca göre artık doktorunuz ne uygun görüyorsa ona binaen tedavi programları uygulayacağız. Peki biz fizik tedavi adında nelerle karşılaşıyoruz? 1. Evre 1-2 ise iştahta azalma, kilo kaybı, normal eklem hareket açıklıklarını yapamamayla beraber kireçlenmeler, ağrılar, gerçekten ağrı bizim birinci sorunumuz oluyor. Yani tanı konduğunda ağrı atıyorum %20, %30 iken tanının durumu ilerledikçe, evrelerimiz ilerlerse şayet bu %60 ile %90 arasına çıkıyor. O zaman gerçekten rehabilitasyon ekibinin içinde değerimiz artıyor. O nedenle sizin yaşadığınız ağrı bizim için çok önemli. Sizin geçmişiniz, biraz önce bahsettim, ne kadar önemliyse geçmişinizle beraber yaşadığınız ağrı düzeyiniz bizler için tedavide belirleyici bir program oluyor. Zaman zaman komplikasyonlar da gelişiyor. Nasıl komplikasyonlar gelişiyor? Örneğin lenf ödem gelişebiliyor. Kilo kaybı oldu, eklem hareketlerinde kısıtlılık oldu. Bunları zamanla aşabiliyoruz. Ağrıyı da azaltabiliyoruz. Ama öyle bir durum oldu ki, örneğin 5 sene süper, hiçbir sıkıntısız meme seyahatinden sonra hayatınıza devam ettiniz. 5. senede böyle omuzunuzu bir kapıya çarptınız ya da bir arkadaşınızla çarpıştınız. Sonra hocam kolum şişmeye başladı, parmaklarımda dolgunluk hissediyorum diyorsunuz. Bunun da kendi içinde evreleri olur. Bunu ayrıntılı anlatmak istiyorum size. Çünkü lenf ödem meme seyağının bir alt grubuymuş gibi geçiyor. Oysa ki lenf ödem
Meme seyağının bir alt grubu değil ama meme kanseri hastalarında lenf nodülleri alındıktan sonra ya da dokuyla oynandıktan sonra biraz daha sık karşılaştığımız bir durum. Tek başına direkt meme kanserinin sonucu olarak adlandırmak yanlış olacaktır. Buna özellikle değinmek istiyorum. Peki şişliği biz nasıl hissederiz? İlk önce bu da kendi arasında 4 evreye ayrılır. Evre 0'da hasta kendisi bir dolgunluk hisseder ama baktığınızda iki kol arasında herhangi bir santim farkı yoktur. Elin dorsumunda, el bileğinde, dirseğe yakın bölgelerde ya da kolun üst kısımlarında aldığımız ölçülerde herhangi bir fark yoktur. Fakat hasta şunu hisseder. Sanki benim içimde bir balon var ve bu balonun içine bir su konuyor. Bu su kondukça oradaki bası beni rahatsız ediyor. Bu şu demek. Benim lenf dokularım, lenf dolaşım sistemim eskisi gibi çalışamıyor. Çalışamadığı için bende böyle bir sorun yaratıyor. Eğer bunu yaşıyorsanız ve hafifçe baş parmakla işaret parmağı kısmınızda hafif bir dolgunluk, biz buna keza stammer işareti diyoruz. Bu işaret pozitifleşmeye başlıyorsa lütfen önce hekiminize, sonra bu alanda uzmanlaşmış lenf ödem uzmanlarına, zaten doktorunuz da yönlendirecektir, gitmeniz gerekiyor. Peki evre 1'de ne oluyor? Artık kolun biraz daha şiş. Yani iki kolum arasında bu bileğim 10 santimse bu bileğim 12 santim olmaya başladı hocam. Buralarım sanki biraz daha şiş. Gece şişiyor ama sonra biraz iniyor. Elimi yukarı kaldırıyorum, yukarı topları sıkıyorum. O zaman iniyor demeye başlıyorsun. Evre 3'e geldiğimizde hocam öyle bir yapı var ki artık şişkinliğim inmiyor ve gerçekten rahatsız oluyorum diyorsunuz. İşte orada bizim farklı tedavi programlarımız oluyor. Evre 4'te ise gerçekten zaten müdahale etmemiz gerekiyor ve yara açılmasını önlememiz gerekiyor. Aradaki kollar arasındaki çap farkları da genellikle 10-15 santimin üzerine çıkıyor. Gerçekten ciddi bir sorun. Hem baktığınızda psikolojik bir sorun, hem kendinizi görselde algıladığınızda çok üzüldüğünüz bir durum, hem de çektiğiniz ağrı ve dolgunluk hissiyle günlük yaşam aktivitelerinizi, çorabınızı giymeyi, yemeğinizi yapmanızı, saçınızı taramanızı engelleyecek bir sorun olarak karşınıza çıkıyor. O nedenle lenf ödem gerçekten meme seyağının bir alt grubuymuş gibi algılanıyor. Peki biz neler uyguluyoruz lenf ödem hastalarına? Lenf ödem hastalarında 4 şey çok önemli. Dörtlü tedavi diyoruz biz buna. 1. Hastanın genel yaşantısı ve genel durumuna göre uyguladığımız manuel lenf drenaj. Değerli izleyenler, bu asla bir masaj tekniği olarak algılanmamalı. Bu bir boşaltım, bu bir direne etme tekniğidir. Çünkü vücudunuzda var olan taşıma kapasitesi artık böyle bir meme seyağı gibi bir hastalıkla taşıyamayacak duruma geldi. Sınıra geldi. Sınırın üstüne geçtiği andan itibaren sizde oluşan göllenmeler de gitgide artmaya başladı. Her insanın doğuştan bir taşıma kapasitesi vardır. Bir ozmotik basıncı vardır. Yani damar, atar damarla toplar damar arasında bir dengesi vardır. Madde alışverişi bu dengeye binaen olur. Ama herhangi bir hastalıkla, travmayla bu denge şaşarsa işte lenf ödem dediğimiz, zaman zaman da lip ödem dediğimiz konular gündeme gelir. İkisinin bir arada olduğu lipolenf ödem dediğimiz gruplarda bizler için ciddi hastalık grupları arasındadır. Biz hastayı değerlendirdik ve manuel lenf drenaj yapmaya karar verdik. Hastayı yatırdık, uygun bölgesine, uygun tekniklerle bu direne etmeyi, yani vücudun başaramadığı %40'lık zayıflığı tamamlamaya çalıştık. Arkasından cilt bakımı yapmak isteriz. Çünkü sizin cildinizde herhangi bir şeyle orayı sıkmanız, herhangi bir sütyen askısının sıkması, çorabınızın ya da giydiğiniz bluzun sıkması, yüzük, tokalarınızın bu bölgede size bir şey oluşturması, bası oluşturması, saatinizin orada bir bası oluşturması
sizin için ilerleyişi hızlandıracak şeylerdir. Biz basıyı istemeyiz. O nedenle her zaman pembe bir bilekliği tercih eder ve lenfödemli kolumuzda hep şunu söyleriz. Lütfen bu kolumuzdan iğne yapmayalım. Lütfen tansiyon ölçmeyelim. Lütfen burayı sıkacak, bası uygulayacak. En uyduruğunu söylemek gerekirse gece yatarken kolum kafamın altında kaldı demeyecek modda bilince sahip olmamız lazım. O nedenle bu evreleme ve manuel lenf drenajla cilt bakımı ve sıkı giysiden uzak durma bizler için önemli. Cilt bakımını da yaptık, manuel lenf drenajı da yaptık. Sonrasında bu drenajın hastanın evresine göre, evre 3, evre 4, evre 2 olmasına göre kullanacağımız bası giysileri var. Bu bası giysileri bizler için yine gerçekten önem arz ediyor. Çünkü cilt yapınıza uygun, sizi tahriş etmeyecek, sizde alerji oluşturmayacak ve rahat kullanabileceğiniz, örneğin bir kol çorabı eldivenle beraber tavsiye edeceğim parmaklarınız şişiyorsa ama siz bunu yarıda kesen ya da sürekli sizi kaşındıran bir malzemeden aldıysanız şayet bunlar size hep geri dönüş olarak gelecektir ve daha çok kolunuzu şişirmenize sebep olacaktır. Dolayısıyla uygun ve uzman görünüşüne binaen bir bası çorabı, bası giysisi giymeniz gerekmektedir. Manuel lenf drenajı oldunuz, cilt bakımınızı yaptınız, bası giysisini yaptınız. Artık bizden yavaş yavaş çıkıyorsunuz ama bizden çıkarken size öğretmemiz gereken bir husus var. Bir, yara bakımınız varsa yara bakımınızla ilgili eğitim vermeliyiz. İki, bu lenf drenajı, manuel lenf drenajı her zaman yanınızda olmadığım için size nokta 1, nokta 2 nereleri uyarmanız gerekiyorsa hastalığınıza göre sağ kolunuzsa başka, sol kolunuzsa başka, göğsünüzde ya da sırtınızda şişlikleriniz varsa başka bu noktaları self drenaj tekniklerini öğretip bası giysinizi giydirip ondan sonra egzersiz reçetenizi vermemiz lazım. Egzersiz reçeteniz sağdan soldan duyarak değil tamamen şahsınıza özel, size uygun bir şekilde planlanmalı. Sizin hangi kasınızda, hangi dokunuzda zayıflık varsa ona göre uygulamamız gereken bir drenaj tekniği, bir egzersiz reçetesiyle karşı karşıya kalacaksınız. Siz bunlara evet zor bir tedavi tekniği ama düzeninizle uyarsanız kanserle baş etmek inanın hiç zor değil. Kanser göreceksiniz yıllar içinde çok az bir süre sonra bunları yaşayacağız. Tansiyondan özellikle diyabetten çok daha kolay bir hastalık olarak karşımıza çıkacak. Gen reçetesi çıkmış bir kanser tedavisi, düzgün bir rehabilitasyon aşaması, hastanın doktoruyla, rehabilitasyon ekibiyle, fizyoterapistiyle uyumlu çalışması bunları hep tetikleyecektir ve bu düzen ve disiplinle beraber kanser bizim için yenilebilir, son derece sağlıkla ölüm oranının az olduğu bir hastalık olarak karşımıza çıkacaktır. Biz bunlara ekipçe çok eminiz, biz bunlara gelişen teknolojiyle çok eminiz, biz bunlara genetik programlara yaptığımız yatırımlarla çok eminiz ve aldığımız geri dönüşlerle çok eminiz. Umut ediyorum herkes için gülerek, sağlıkla, mutlulukla konuştuğumuz, paylaştığımız nice programlar olur. Selam ve saygılarımı iletiyorum.